Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi'nin. Şu anda bizim de hissettiğimiz. Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 10 Mayıs 2019 Cuma ana haber bülteniyle karşınızdayız. Önce başlıklar diyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul kararı sonrası ateşi yükselen dolar sahur vakti 6.05'e kadar geriledi. Gün içinde ise ibreyi tekrar yukarı yönlü çevirdi. Peki bankaların durdurmak için, dolar kurundaki bu yükselişi durdurmak için 1 milyar dolar sattığı iddialarına ekonomistler ne diyor? Yanıtı ilerleyen dakikalarda ekranınızda olacak. Sorun her ne kadar İstanbul halkını ilgilendirse de tüm Türkiye'de ana gündem maddesi hiç şüphesiz İstanbul'da yenilenecek seçimler. Bu konuda çarpıcı bir açıklama geldi. Bölücü terör örgütü PKK'dan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı'na yönelik yapmış olduğu dokunulmazlık çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek geldi. Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine çete demesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dokunulmazlığına mı sığınıyorsun diye sordu. Peki dokunulmazlık nasıl kaldırılıyor? Bu sorunun yanıtı da birazdan ekranınızda olacak. Toplumda farkındalık giderek artıyor ama buna rağmen yaşadıkları sorunların önüne bir türlü geçilemiyor. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. Engelli bireylerimiz hala çok ciddi sorunlar yaşıyor. O sorunların başında da hiç şüphesiz maddi zorluklar geliyor. Peki engelli bireylerimiz neler talep ediyor? Bu sorunun yanıtı da ana haber bültenimizde ekranınızda olacak. Sıra detaylarda. Ömer Çelik bir açıklama yapıyor. Canlı yayında ekranınıza getiriyoruz. Avrupa Birliği'ne karşı petrol sektörüne getirilen yaptırımların telafi edilmesi için 60 günlük bir süre verdi. Avrupa Birliği adına da yüksek temsilci tarafından, Fransa, İngiliz ve Alman Dışişleri Bakanları tarafından bu ultimatomun reddedildiği ama ticaret yollarının açık tutulması için çalışmalar yapıldığı şeklinde bir açıklama yapıldı. Sonuçta aslında iyi işleyen bir anlaşma, İran'ı masaya oturtmuş ve belli bir yükümlülüğün altına sokmuş bir anlaşma maalesef bu şekilde tekrar karmaşık bir ortamın ortaya çıkmasına imkan verecek şekilde ortadan kaldırılmış oldu. Arkasından bu yaptırımlar geldi. Tabii şu hayret vericidir, yani Kuzey Kore ile bu kadar yoğun diplomatik çözüm yollarının arandığı bir dönemde maalesef İran'la ilgili olarak ortaya çıkan bu karar hiçbir şekilde bölge barışına, istikrara hizmet etmeyecektir. Biz bir kere daha bu yaptırımlara karşı olduğumuzu, bu yaptırımların doğru sonuçlar doğurmayacağını açık bir şekilde ifade ediyoruz. Aynı şekilde de Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu bölünme en çok kendisini bu noktada gösteriyor. İttifak içerisindeki çatlamaya varacak kadar bir takım sonuçlar doğuruyor. Tabii terörle mücadelenin küresel düzeyde bu kadar önemli olduğu, serbest ticaret tartışmalarının yaşandığı bir dönemde maalesef bunlardan kaygı duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yine geçen hafta S-400 ve F-35'lerle ilgili tartışma bir şekilde devam etti. Bununla ilgili pozisyonumuzu aynen koruyoruz. Bir pozisyon değişikliğine gittiğimiz şeklinde çeşitli gazetecilerin açıklamaları oldu. Biz bütün bu sürece güvenlik kaygılarımızın neticelerini karşılayacak şekilde girmiş olduk. Zamanında Obama yönetimi tarafından bize uygun koşullarda Patriot teklif edilmediğini Başkan Trump da kabul ediyor. İlk önceliği Türkiye'nin Patriot almak şeklindeydi. Ama o zaman ne kredi açısından, ne teslim tarihi açısından, ne de ortak çalışma açısından uygun koşullar Türkiye'nin önüne getirilmediği için Türkiye bu güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere netice itibariyle bu şekilde S-400'ler vasıtasıyla hava savunma sistemini güçlendirme şeklinde bir tutum içerisine girdi. Şimdi deniyor ki bu NATO mekanizması için bir tehdit oluşturur. Bir kere NATO mekanizmasıyla ilgisi yok. S-400'ler milli komuta sistemi tarafından çalıştırılacak. İkincisi bununla ilgili kaygıları varsa NATO'nun başkanlığında ortak bir heyet kuralım diyoruz.
bu heyet çalışmalarına başlasın ve bu heyetin çalışmaları neticesinde teknik uzmanlar raporlarını versin ve bu şekilde bir değerlendirme sonucuna hep beraber ulaşalım. Önümüzdeki dönemde NATO Genel Sekreterinin dediği gibi tehditler büyüyecektir. Bu tehditlerle hiçbir Batı ülkesinin tek başına başa çıkması mümkün değildir. İttifakın ruhu, ittifakın dayanışması daha önemli hale gelecektir. Ve Türkiye NATO ittifakı içerisinde kilit ülkedir. Gerek NATO ittifakının zedelenmesi ya da Türkiye'nin NATO içerisindeki anahtar rolünün sorgulanması dünyadaki gelişmeleri anlamamak anlamına gelmektedir. Terörle mücadele konusunda yapılması gereken işbirliğini kavramamak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla müttefiklerimizden daha sağduyulu yaklaşımlar, daha işbirliğine yakın yaklaşımlar duymak istediğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Uzun zamandır gündem olan bir mesele var. Orta Doğu Barış Planı. Bununla ilgili olarak biliyorsunuz henüz elimize ulaşmış bir resmi belge yok. Fakat çeşitli kerelerde bununla ilgili olarak spekülasyonlar sürekli olarak önümüze geliyor. En son İsrail'de Hayom gazetesi bu planın içeriği olduğunu iddia ettiği bir takım maddeler yayınladı. Bazı yorumcular da bu planın resmen açıklanmadan önce bu şekilde bir takım taslaklar halinde sızdırılarak çeşitli çevrelerin tepkilerini ölçülerek bir takım revizyonlar yapılmaya çalışıldığını söyledi. Dediğim gibi bu resmen teyit edilmiş değildir. Ama resmen teyit edilmiş olmamasına rağmen bu gazetedeki şekliyle Batı Şeria'yı ve Gazze'nin bazı bölümlerini içerecek şekilde Batı Şeria'nın bazı bölümlerini ve Gazze'yi içerecek şekilde bir yeni Filistin devletinin kurulmasından bahsediliyor. Kudüs'ün hem İsrail'in hem yeni Filistin'in başkenti olması şeklinde bir yaklaşım var. Yani Batı Kudüs ve Doğu Kudüs olarak bölünmeyecek. Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olması gerektiği tezine karşı bunun her ikisinin ortak devleti olması şeklinde Kudüs'ün bir yaklaşım var orada. Tabii Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerinin İsrail'in egemenliğine geçmesi gibi bir yaklaşım var. Hatta uzak yerleşimler arasındaki bölümlerin de İsrail'in egemenliğine katılması şeklinde bir yaklaşım var. Yeni Filistin'in herhangi bir şekilde bir ordusu olması öngörülmüyor. Ayrıca Yeni Filistin'in ihtiyaçlarının karşılanması için örneğin tarımla ilgili olarak Mısır'dan toprak kiralanması şeklinde bir takım yaklaşımlar ortaya koyuluyor. Tabii Türkiye hem kendi hassasiyetleri açısından hem İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak bu süreci yakından takip ediyor. Resmi beyanatlar geldiği zaman tabii ki gerekli açıklama yapılır. Ama bütün bu süre içerisinde aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararını göz önüne aldığımız zaman, Golan'la ilgili kararını göz önüne aldığımız zaman, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail-Filistin sorununda güvenilir bir arabulucu olarak hareket edeceğine dair herhangi bir kanaate varmamız mümkün gözükmüyor. Zaten bu dönem içerisinde hem yasa dışı yerleşimleri teşvik etmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de İsrail'in her günkü saldırganlığı karşısında sessiz kalması, hatta bunu Netanyahu hükümetinin bu saldırganlığını İsrail'in güvenliği adı altında sürekli olarak savunması maalesef umutlu olmamız için herhangi bir ipucu vermiyor bize. Ayrıca böyle yasa dışı yerleşimlerin İsrail'in egemenliği altına sokulması, Kudüs'le ilgili olarak yeni Filistin devletinin haklarının muğlaklaştırılması, tamamen eli kolu bağlanmış şekilde Mısır'dan toprak kiralayacak şekilde bir mekanizmanın kurulması demek, bir çözüm planından çok bunun böyle meşrulaştırılmış bir işgal planı gibi bir görüntü içerisinde olduğunu gösteriyor. Ama dediğim gibi tamamen bu çıkan haberler üzerinden konuşuyoruz. Ortada resmi bir durum yok. Ama birileri bununla birlikte herhangi bir şekilde tepkileri merak ediyorsa bu bir çözüm planından çok bu haliyle bir işgal planına benziyor diyebiliriz. Kudüs konusundaki hassasiyetimiz aynen devam etmektedir. Yeni Filistin devleti kurulduğu zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak bu kurulmalıdır ve uluslararası hukuka uygun olmalıdır. Buna aykırı herhangi bir şekildeki bir kararın hiç kimse tarafından kabul göreceğini düşünmüyoruz. Ve şu ana kadar devam etmiş olan İsrail saldırganlığı karşısında da herkesi bir kere daha duyarlı olmaya, hassas olmaya davet ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu İsrail saldırganlığını destekleme konusundaki yaklaşımdan vazgeçmesi gerekir. Tabii sıcak bir konu giderek daha fazla merkezde yer alıyor. Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili olarak net bir şekilde Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye petrollerine devrettiği ruhsat sahalarında ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara karşı hem Rum tarafının hem Yunanistan'ın saldırgan beyanlarını görüyoruz.
Tabi bu saldırgan beyanların herhangi bir şekilde bu hak ve menfaatleri koruma tavrımıza etki etmeyeceğini en iyi onlar bilirler. Buna da en iyi tarihimiz şahittir. Orada Barbaros Hayrettin Paşa ve Fatih gemisi bu faaliyetleri yürütüyor. Tabi deniz kuvvetlerimiz tarafından güçlü bir şekilde korunuyor. Bu koruma görevini yapan kahraman Mehmetçiklere görevlerinde bir kere daha başarılar diliyoruz. Burada herhangi bir şekilde Türkiye'nin tezlerine karşı bir oldu bittiyle ya da Türkiye'nin şu anda sorun yaşadığı ülkelerle bir takım anlaşmalar imzalayarak Rum tarafının ya da Yunanistan tarafının herhangi bir şekilde bir sonuç alması mümkün değil. Bizim söylediğimiz şuydu, buradan çıkacak bütün kazanımlar, bütün zenginlikler hem Rum toplumu tarafından hem Türk toplumu tarafından eşit olarak paylaşılsın. Fakat buna hiçbir şekilde yönetim olarak Güney Kıbrıs yönetimi herhangi bir şekilde bir rıza göstermiyor. Tam tersine onları da çözümsüzlüğe doğru iten şey yine bugün olduğu gibi AB Konseyi Başkanı Tusk'un açıklamasında olduğu gibi AB ülkelerinin egemen bir AB üyesi olan Kıbrıs'ın arkasındayız gibisinden çözümü zorlaştıran tavırlarıdır. Tam tersine bu haksızlığa, hukuksuzluğa karşı ciddi bir duruş sergilemeleri gerekirdi. Ama bir şeyi ifade etmek isterim. Anastasiadis yanlış anlamış olsa da bir şeyi doğru tespit etmiş. Güney Kıbrıs lideri. O da şudur. Türkiye'nin Barbaros Hayrettin Paşa ve Fatih gemilerini oraya göndererek hem ülkemizin hak ve menfaatleri hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumasını 1974 harekatına benzetmiş. Kendisi 1974 harekatına işgal harekatı diyor. Biz de ona Kıbrıs Türk'ünün hayatını, hak ve menfaatlerini koruma operasyonu diyoruz. Koruma harekatı diyoruz. Dolayısıyla Anastasiadis'in 1974'ü hatırlaması kendisi açısından iyidir. Hafızasında bunu taze olarak tutması iyidir. Madem ki Barbaros'u ve Hayrettin Paşa'yı, Fatih gemisini ve Barbaros Hayrettin Paşa gemisini oraya göndermemizi kendisi 1974'te gündeme getiriyor. Bunu kendisi gündeme getirdiği için ben de bunun altını çiziyorum. Türkiye geçmişte olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini koruma konusunda hiçbir oldu bittiye müsamaha göstermez. Uluslararası hukuka saygılı bir biçimde, iş birliğine açık bir biçimde bütün müttefiklerimizi bilgilendirerek Kıbrıs'ta yaşayan her iki toplumun çıkarlarını koruyacak şeklinde bir mekanizma kurulmasını defalarca ifade ettik. Bu mekanizmanın kurulmasının ne kadar önemli olduğunu söyledik. Ama karşı taraftan gelen şey hep şu oldu. İlk önce şunu dediler, biz önce bu kaynakları çıkaralım, daha sonra ortak bir devlet kurulduğu zaman bunu iki toplum arasında paylaştırırız. Şimdi o aşamayı da geçtiler, bunu egemen bir ülke olarak bizim hakkımızdır diye arkalarına Avrupa Birliği'nin açıklamasını ve bir takım başka açıklamaları alarak da desteklemeye çalışıyorlar. Bunun hiçbir önemi yoktur. Ortada olan şey şudur, orada Türkiye Cumhuriyeti'nin açık menfaatleri vardır. Onların bahsettiği ruhsat sahaları bizim egemenlik alanımız içerisindedir. Bazı ruhsat sahaları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması konusunda da Türkiye tam bir kararlılık içerisindedir. Umarım Türkiye'nin bu konudaki iradesini, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki iradesini herhangi bir şekilde test etmeye kalkmazlar. Anastasiadis'in 1974'te Kuzey Kıbrıs'taki Türk toplumunun menfaatlerini, hayatlarını kurtarmak için yapılan harekatı zihninde işgal olarak nitelendirmesine rağmen, yanlış bir biçimde nitelendirmesine rağmen canlı tutmasında fayda vardır. Biz herhangi bir şekilde ne 1974'ü hatırlatıyoruz ne de kimseyi tehdit ediyoruz. Ama kendisi Fatih gemisini ve Barbaros Hayrettin Paşa gemisini oraya göndermemizi 1974'le eş tutuyorsa, evet diyoruz, 1974'te de Kıbrıs Türk toplumunun hayatını ve hak ve menfaatlerini korumak için oradaydık. Bugün de yine Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatleri için bu çabalarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlar, bugün sizinle paylaşacaklarım bunlar. Sizin sorunuz varsa sorularınıza cevap vereyim. Şöyle önden başlayalım, arkaya doğru gidelim. Buyurun. AKP sözcüsü Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Bir bölümünü canlı yayında ekranınıza taşıdık. Seçimle ilgili sürece değindi. Demokrasinin olmadığı ülkelerde seçimin tekrarlanmadığını vurguladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının milli iradenin bir kez daha hakem tayin edilmesi olduğunu söyledi.
Bunun yanı sıra Amerika'ya tepki gösterdi. Hatırlayacaksınız, Amerika'dan not ettik şeklinde bir açıklama gelmişti. Çelik, Amerikalı yetkili not ettik diyor. Türkiye'deki seçime bu kadar ilgililerken Venezuela'da askeri darbe çağrısı yapmalarını bütün dünya not ediyor dedi. S-400 konusundaysa geri adım olmadığını söyledi. Amerika ve İsrail'in kurmayı planladığı yeni Filistin devletine tepki gösterdi. Aynı zamanda Rum kesimiyle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı tehditkar diline yanıt verdi. Üstü kapalı bir şekilde tarih göndermesi yapmış oldu Çelik. Sevgili seyirciler, bölücü terör örgütü ağır darbeler yemeye devam ediyor. Bir yandan bulunamaz dedikleri sığınakları yok ediliyor. Bir yandan sözde üst düzey elemanları etkisiz hale getiriliyor. Yurt içinde yine pek çok noktada operasyon vardı. Tunceli'de öldürülen 6 teröristten ikisinin arananlar listesinde olduğu belirlendi. Hakkari'de ise 4 PKK'lı yakalandı. Ben Türk komandosu! Düşmanı çelik pençemle ezerim! Düşmanı çelik pençemle ezerim! Darbe üstüne darbe alan bölücü terör örgütü sözde lider kadrolarını da kaybediyor. Tunceli'de etkisiz hale getirilen 6 PKK'lıdan ikisinin terörden arananlar listesinde olduğu öğrenildi. 600 bin lira ödülle aranan Haydar Gül turuncu listede, terörist Celal Kaya mavi kategoride aranıyordu. Celal Kaya 3 yıl önce Giresun kırsalında çatışmadan yaralı olarak kaçmıştı. Kaya, örgütün sözde Karadeniz eyalet sorumlusu olarak biliniyordu. Yarım doldurun sesini! Ateş! Hakkari Valiliği de terör operasyonları ile ilgili açıklama yaptı. Güldalı ve Esendere köyleri yakınlarında 4 PKK'lı yakalandı. Teröristlerin mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Valilik açıklamasında 4 PKK'lının 2 yıl önceki bombalı saldırısında 19 askerin yaralandığı hatırlatıldı. Operasyonların sürdüğü Türkiye-İran sınırının Iğdır tarafında hareketli anlar yaşandı. Dilucu bölgesinde PKK'lıların saldırısında bir kahraman asker şehit oldu. Yaralı bir asker de Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede teröristlere yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. Kahraman güvenlik güçlerimiz canı pahasına teröristlerle mücadele etmeye devam ediyor. Hem de gece gündüz. Kahraman şehidimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve diyoruz ki bu ülkede kahramanlar bitmez. Mehmetçik, güvenlik güçlerimiz terörle mücadele ederken bölücü terör örgütü PKK, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı. PKK'nın çatı örgütü KCK'nın eş başkanı Besef Hozat, 23 Haziran'da İstanbul'da AKP-MHP faşist bloğuna karşı kim çıkacaksa bu İmamoğlu'ysa İmamoğlu'na destek vereceğiz dedi. Sayın Demirtaş'ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden birisiydim. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na HDP'nin ardından bir destek de Kandil'den geldi. Biz inanıyoruz ki 23 Haziran'da da bu strateji başarı kazanacaktır. Destek açıklamasını bölücü terör örgütü PKK'nın çatı örgütü KCK'nın eş başkanı Bese Hozat yaptı. Örgütle yakınlığıyla bilinen ANF ajansına konuşan PKK'lı Hozat, HDP'nin doğru bir strateji izlediğini söyledi. Faşizme karşı antifaşist cepheyi, demokratik güç birliğini HDP destekleyecektir. Faşizme karşı pozisyon alan aday kimse İstanbul'da, bu Ekrem İmamoğlu'ysa bunu destekleyecektir. Farklı bir aday ise onu destekleyecektir. AKP, MHP faşist iktidarına karşı kim İstanbul'da seçime giriyorsa Kürtler o adayı destekleyecektir. Bese Hozat'ı kod isim olarak kullanan Hülya Oran, 8 yıl sonra PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesini de değerlendirdi.
Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla düzenli görüştürülmesini istedi. PKK'lı Hozat, Öcalan'la görüşmeler devam etmezse bunun bir oyun ve aldatma olduğu açığa çıkar. Şu an herkesin kanaati budur dedi. Mevcut direnişi kırmak bir oyun olarak 2 Mayıs'ta avukatları önderliğimizin yanına götürdüler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay'a gitti, sınır birliklerinde inceleme yaptı. Akar'a komutanlar da eşlik etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a gitti. Akar havalimanında Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Akar'la komutanlar Hatay Valiliğini ziyaret etti. Daha sonra sınır birliklerinde incelemelerde bulunan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik etti. Milli Savunma Bakanlığı tanker uçaklardan F-16'lara havada yakıt ikmali yapıldığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Kahraman pilotların nefes kesen görüntüleriyle devam ediyoruz. F-16'lara kesintisiz uçuş amacıyla havadan yapılan yakıt ikmalinin görüntüleri nefes kesti. Videoyu Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Paylaşımda, hava kuvvetlerimizin küresel erişim yeteneğine sahip olmasını mümkün kılan KC-135R tanker uçaklarımız, muharip uçaklarımızın mühimmat, menzil ve uçuş süresi yönüyle kabiliyetlerini artırıyor ifadeleri kullanıldı. F-16'lara havadan yapılan yakıt ikmali görüntüleri pilotların başarısını da gözler önüne serdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarıyla panikleyen Güney Kıbrıs Rum kesimi yine tehditler savurdu. Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulidis, Fatih Kemisi mürettebatını tutuklama emri için hukuki girişimleri başlattıklarını açıkladı. Avrupa Birliği'nden destek istedi. Türkiye, tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'de çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede hava ısınıyor. Fatih sondaj gemisi mürettebatını tutuklamakla tehdit eden Güney Kıbrıs Rum kesimi bu girişim için hukuksal zemin arayışında. Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulidis tutuklama emri çıkartmak için son aşamaya gelindiğini açıkladı. Rum bakan ilk tutuklama emirlerinin çıkarılması için son aşamadayız. Ondan sonrası yargının meselesidir dedi. Rum yönetiminin Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'nde tutuklama kararı çıkararak uluslararası tutuklama emri alınması için girişimlerde bulunacağı belirtildi. Christodoulidis, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in de Avrupa Birliği nezdinde Türkiye'yi şikayet edeceğini söyledi. Yunanistan da Avrupa Birliği'nden harekete geçmesini istedi. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı net bir mesaj yollamalı ifadesini kullandı. Amerika'nın başkenti Washington'da Türkiye'nin deniz jeopolitiği paneli düzenlendi. Panelde konuşan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle uzun zamandır denizlerde yaşanan gerginliğe dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Türk Miras Vakfı tarafından düzenlenen panelde Türkiye'nin deniz jeopolitiği ve çevresindeki deniz alanlarının önemi ele alındı. Türkiye'nin deniz jeopolitiği konulu panelde Türkiye'den Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu kurucu direktörü emekli Tümamiral Cem Gürdeniz değerlendirmelerde bulundu. Cem Gürdeniz özellikle Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle uzun zamandır denizlerde yaşanan gerginliklere dikkat çekti. Ege Denizi'ni örnek veren Gürdeniz, geçmişte Yunanistan'ın kara suları sınırını 12 mile çıkartma niyeti karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1995'te hükümete verdiği yetki kararının önemini vurguladı. Gürdeniz, Kıbrıs Rum kesiminin Yunanistan'la birlikte Türkiye'nin deniz yetki alanlarından 150 bin kilometre karelik bir alanı gasp etmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de yaşanan gerginliklerin arkasına Amerika, Avrupa Birliği, İsrail ve Mısır'ı alan Güney Kıbrıs'ın sorumsuz davranışlarından kaynaklandığını söyledi. So what made this area so, let's say, important and Doğu Akdeniz, İsrail, Mısır ve Kıbrıs Rum kesiminin 1990'lardan sonra deniz dibindeki gaz kaynaklarını keşfetmesinden ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ın Türkiye'ye karşı 6 değişik blok kurmasından sonra son derece tehlikeli ve karmaşık bir bölge haline geldi. Other than Leviathan and Tamar of Israel, it's more than one Cem Gürdeniz, Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye'ye ait kıta sahanlığı alanı içinde 5 ayrı sahada lisans verme cüretini göstermesinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Gürdeniz, Türk kamuoyu gözünde bu durumun bir nevi denizdeki sevr ve işgal olarak nitelendirildiğini belirtti. Cem Gürdeniz, Türkiye'nin askeri ve ticari olarak denizcilik endüstrisinde yakaladığı ivmeye dikkati çekti. Türkiye'nin 21. yüzyıl içerisinde denizcilikte en etkili ülkelerden biri olacağını ifade etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için Milliyetçi Hareket Partisi'nin ardından AKP'den de bir çağrı geldi. Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine çete demesine tepki gösteren Erdoğan, "Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun?" dedi. Peki yasama dokunulmazlığı nasıl kaldırılır? İşte ayrıntıları. Gel dokunulmazlığın kaldırılması için bir talep ver. Önce Bahçeli, ardından Erdoğan. Her iki lider de Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için çağrı yaptı. Ha sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan dokunulmazlık tartışması sürüyor. Bahçeli, çarşamba günü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi dokunulmazlığının kalkması için teklif vermesini istedi. Yargıya çete diyen, sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan sana sesleniyorum. Gel dokunulmazlığın kaldırılması için bir talep ver. İlk oyu ben vermezsem namerdim diyor. Bahçeli'den sonra bir çağrı da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık zırhına güvenerek Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiğini söyledi. Hakimlerin kararlarına katılmamak, eleştirmek başka bir şeydir. Can güvenliklerini tehlikeye atacak şekilde hakimlerin şahıslarına hakaret etmek, onları hedef göstermek, çete suçlaması yapmak başka bir şeydir. Dokunulmazlığın var diye mi kalkıp da Yüksek Seçim Kurulu'nun bu üyelerine bu denli hakaret edebiliyorsun? O zaman senin yapman gereken bir şey var. Dokunulmazlığının kaldırılmasını iste, o zaman bakalım bu ifadeleri aynen kullanabilecek misin? Peki yasama dokunulmazlığı nedir ve nasıl kalkar? Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, meclisin kararı olmadıkça sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Bu işlemlerin yapılabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması gereklidir. Bunun içinse öncelikle savcılığın bir fezleke hazırlaması gerekli. Sayın milletvekilleri, o fezleke Adalet Bakanlığı'na, oradan da Meclis Başkanlığı'na gönderilir. Başkanlıksa fezlekeyi Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşturulan Karma Komisyon'a havale eder. Karma Komisyonsa her siyasi partiden gelen üyeler arasından kura ile bir hazırlık komisyonu oluşturur. Hazırlık komisyonu da fezlekeyi inceleyip tekrar Karma Komisyon'a gönderir. Karma Komisyon raporlar doğrultusunda dokunulmazlığın kaldırılmasını isterse şayet dosya genel kurula gelir. Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya milletvekilleri karma komisyon ve genel kurulda savunma yapabilir. İzmir. Genel kurulda da yapılacak oylamaya göre dokunulmazlık ya kalkar ya da devam eder. Oylamadaysa oturuma katılanların salt çoğunluğu aranır. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul kararı sonrası doların ateşi yükseldi, ancak sahur saatlerinde kur 6.24'ten 6.05'e kadar geriledi. Türk bankalarının kuru durdurmak için 1 milyar dolar sattığı iddia ediliyor. Ekonomist Selçuk Geçer, dövizin ihracat odaklı hale getirilmesi gerektiğini belirtti. YSK'nın kararı hem yurt içi piyasalarda hem de yurt dışında çok olumsuz algılandı. YSK'nın İstanbul kararı sonrası doların ateşi yüksek.
Kur 6 liranın üzerine sabitlendi. Özellikle YSK kararını açıklar açıklamaz borsadan çıkışlar başladı. Geçen gün 6.24 olan kur dün gece sahur saatlerinde 6.05'e kadar geriledi. Bu duruma Türk bankalarının müdahale ettiği iddia edildi. Kamu bankalarının piyasalarda 1 milyar dolardan fazla döviz satışı yapıldığı öne sürüldü. Döviz karşısında Merkez Bankası harekete geçmişti. Merkez önce repo ihalelerine ara vermiş, ardından zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitmişti. Bu iki hamleyi ekonomist Selçuk Geçer değerlendirdi. Uzun vadede Türkiye ekonomisinin zarar görebileceğini belirtti. Bu iki operasyon kısa vadede işe yarar ama uzun vadede yeniden büyük yaralar açacak. Geçer, kur yükselişleri karşısında köklü bir müdahale gerektiğini söyledi. Dövizi piyasadan herkesin elinde olacak şekilde değil de kontrollü bir şekilde ihracat odaklı hale getirirlerse o zaman daha stabil hale gelir. Ekonomist Selçuk Geçer, Rusya'nın dolar politikası üzerinden örnek verdi. Kardeşim dedi, ben bundan sonra Merkez Bankası'ndaki dolar rezervlerimi düşürüyorum dedi. Bundan sonra benim Merkez Bankam'da 3 para birimi olacak, doları kaldıracağım dedi. Bunun yerine Euro'yu koyacağım, Yuan'ı koyacağım ve Ruble'yi koyacağım dedi. Selçuk Geçer, S-400 konusuna da değindi. Rusya'dan hava savunma sistemi alınması gerektiğinin altını çizen Geçer, Türkiye'nin tarafını seçmesi gerektiğini vurguladı. S-400'ün alınmasında hiç problem görmüyorum ben, alınmalı diyorum. Ama işte karar meselesi, kararlı duruş meselesi. Şimdi S-400'ü alacaksanız diyeceksiniz ki ben paktımı değiştiriyorum arkadaş. Yani artık denge politikası uygulayamaz Türkiye bu saatten sonra. Yani hem Amerika ile ilişkilerimi iyi götüreyim, hem Rusya ile iyi olayım, hem Çin ile iyi olayım falan diyemez. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir açıklama geldi. Buna göre sandık kurulu başkan ve üyeleri mutlaka kamu görevlilerinden seçilecek. Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyelerin listesini seçime katılan siyasi partilere de verecek ki bu ilk kez olacak. Yüksek Seçim Kurulu daha önce güvenlik gerekçesiyle sandık kurulu listesini partilere vermiyordu, başkan ve üyelerin listesini. Bu arada seçmen listeleri de yenilenmeyecek. 31 Mart'taki seçmen listeleri geçerli olacak. Sevgili seyirciler, çiftçi üretmek, vatandaş daha ucuz gıdaya ulaşmak istiyor ama mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı. Bunlara işçilik masrafı da eklenince çiftçi traktörün kontağını kapattı. Zor günler geçiren çiftçiler hükümeti uyardı, tedbir alınmazsa üretim biter dedi. Bereketli topraklardan bereket alamaz oldu çiftçi. Mazotu, gübresi, ilacı diye tek tek sıralandı yükleri. İstemediler ama mecbur kaldılar. Traktörleri tarlaya değil kapının önüne çektiler. Günde 3 depo mazot koyar. Bir depo mazot 600 milyon paradır. Bu 600 milyon parası karşılığında almasam ne oluyor? Hep telaş götürüyor. Sene gübre pahalıdır. İlaçlar pahalıdır. İki misli arttı. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde de çiftçiler zor durumda. Pamuk tarlaları boş. Artık millet çiftçi ne yapsın? Ekimler biçtiğimiz pamuk, buğday ancak mazotla gübreyi yetiyor. Başka çiftçi şimdi perişan halde. Girdi maliyetlerinin yanı sıra mevsimin yağışlı geçmesi de çiftçiyi iyice çıkmaza sürükledi. 6-7 aydan bu yana yağışlar devam etmektedir. Ondan dolayı pamuk ekimi gecikmiştir. Bölge üreticilerinin taleplerini Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci Ankara'ya iletti. Fakat henüz sorunları giderilmedi. Mayıs'tan evvel hükümetimizden en büyük beklentimiz çiftçimiz için can suyu olacak olan pamuk desteklemelerin bir an evvel verilmesi. Mazotunda, gübresinde, akaryakıtında tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmektedir. Ve çözülemeyen elektrik sorunu. Gideri karşılayamadığı için ekemeyen çiftçi özel şirketlerin insafına bırakıldı. Bu TEDAŞ sorunu bin an evvel hükümetimiz bu konuya el atmalıdır. Çünkü 81 milyon nüfusu doyuran çiftçidir. Çiftçi olmazsa toplumumuz aç kalır. Hükümeti bir kez daha uyaran çiftçiler acil önlem planı istiyor. Ceyran parasını çıkarmaktan sonra ne ekiyoruz? Boş. Emektar boş, 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 boş. Gübreler de aynı. Mazot da iki katına buldu. Artık millet çiftçi ne yapsın? Ekimler
biçtiğimiz pamuk, buğday ancak mazotla gübreyi yetiyor. Üretim topraktan başlar sevgili seyirciler. Güneydoğu'da bir türlü çözülemeyen elektrik krizi devam ediyor. Şu Batman'ın Doğan Kavak köyünde yaşayan vatandaşlar DEDAŞ'ın haksız yere elektrik kesintisi yaptığı görüşünde. Şirket ise kaçak kullanım olduğu iddiasında. Elektriksiz kalan köye olayın medyaya yansıması üzerine tekrar elektrik verilmeye başlandı. Doğan Kavak köyü mağdurdur. Görüntüler Batman'ın Doğan Kavak köyünden. Köylüler elektrik sıkıntısı yaşıyor. Bir an evvel devlet bu işi halletmeli. Köy sakinleri kendilerine haksız ceza yazıldığını söyleyerek elektrik şirketi DEDAŞ'ı köye sokmadı. DEDAŞ ekibiyle köy sakinleri arasında tartışma yaşandı. Çünkü geçen sene geldiler rastgele bize ceza yazdılar. 2000 tut 5000 6000'e kadar bize ceza yazdılar. O yüzden biz onlara güvenmedik. Onları evin içine sokmadık. Onlar da elektriğimizi kesmişler. Vatandaşlar köye almadıkları DEDAŞ ekibinin elektrikleri kestiğini düşünüyor. Ulusal kanalın aradığı DEDAŞ basın birimi kesintilere kaçak kullanımı gerekçe gösteriyor. Biz diyoruz yani zaten ayda 100 milyon herkes veriyor. Düzenli olarak herkes veriyor. Kaç senede beri veriyor. Yani çoktandır biz veriyoruz. Elektriğimizi bağlasınlar. Çıkan haberler üzerine köye tekrar elektrik verildi. Köy sakinleri elektrik sorununa kalıcı bir çözüm arıyor. Kaçak olan olmayana eşit olarak ceza kesmişler. Saatleri çalışana da yani kesmişler, çalışmayana da kesmişler. Yok artık. Aynı olsa gelmeyecek. Üretim topraktan başlar demiştik. Bu bir slogan aynı zamanda. Bu sloganla yola çıkan Tarım ve Hayvancılığı Destekleme Derneği yerli tohumu toprakla buluşturdu. Bodrum Tarım ve Hayvancılığı Destekleme Derneği Başkanı, üretim topraktan başlar sloganıyla yola çıktı. Bodrum'un Turgut Reis Mahallesi'ndeyiz. Burada Tarım ve Hayvancılığı Destekleme Derneği Başkanı Ömer Çakan'ın hobi bahçelerinden tarıma, tarımdan hayvancılığa birçok üretimin gerçekleştirdiği alandayız. Ömer Çakan ve dernek üyeleri 7 dönümlük arazi üzerinde karpuz, kavun, domates, biber, patlıcan ve birçok sebzeyi ilaçsız bir şekilde üretmekte. Şimdi buralara önce imece usulü tüm arkadaşlarımızla, üyelerimizle beraber burayı traktörlerimizle sürdük. 7 dönümlük bir araziyi tamamen işlev haline getirdik. Şu an dikim projemize başladık. 7 dönümlük arazide kendi kurmuş olduğu 200 metrelik sulama sistemi sayesinde tohumlar suyla buluşuyor. Şimdi burada bizim derin bir kuyumuz var. 1945'lerde yapılmış bir kuyu. Bizim büyüklerimiz tarafından yapılmış kuyunun içine biz bir pompa sistemi kurduk. 200 metre mesafeye yer altından ve yer üstünden bir kısmı olmak kaydıyla su basıyoruz. Oralardaki tarımsal alanlarımızı buradan suluyoruz. Hobi bahçeleri içinde küçük prefabrik evler yapan dernek üyeleri burada nasıl bir proje yürüteceklerini anlattı. Ömer Başkan'ın tavsiye etmiş olduğu hobi bahçelerinin her bir tanesine birer tane mini lojman ev yapmayı düşünüyoruz. Bu evlerin içlerinde ufak bir mutfak, küçük bir tuvalet olacak. Ayrıyeten kazmamızı, küreğimizi de muhafaza edebileceğimiz bir alan oluşacak. Sadece yerli tohumla değil hayvancılığı da destekleyen dernek tarım ve hayvancılığı sonuna kadar destekleyeceklerini belirtiyor. Ömer Başkanımla yürüttüğümüz burada hayvancılık faaliyetimiz 19 parça hayvandan oluşmakta. Süt ve tereyağı, günlük yumurta doğal olarak milletimize, halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Üretim her yerde bizim için, biz üretimden yanayız. Türkiye kazansın, üretim çoğalsın, tarım arazileri ve hayvancılık ölmesin. Otogaza 8 kuruş zam yapıldı. Artış ÖTV'den karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası otogaz litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Fiyat artışı özel tüketim vergisinden karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. Sendikadan yapılan açıklamada 10 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz'da 8 kuruş fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımayacaktır ifadelerine yer verildi.
Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay, işçi alacaklarında zaman aşımı sürelerinin azaltılamayacağını söyledi. Ulusal kanala konuşan Atalay, yeterince sıkıntımız var, bizi daha fazla huzursuz etmeyin diyerek siyasileri uyarıda bulundu. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay iftar etkinliğinde ulusal kanala konuştu. Şimdi bu yarım asır 10 yıldı, 5 yıla düştü. İşçi alacaklarında zaman aşımı sürelerinin 1 yıla indirilmesi taleplerine tepki gösteren Atalay, bu talep kabul edilemez, işçiyi daha fazla huzursuz etmeyin dedi. Bunun 1 yıla düşmesiyle ilgili kabul edilir bir tarafı yok. Bu 5 yıl devam etsin. Yani bir yıla düşmesi biz çalışanların lehine değil aleyhine. Yeter kadar sıkıntımız var, problemimiz var. Bizim huzurumuzu kaçırmasınlar. İşte kıdem tazminatı var, kitler var, emekte yaşa takılanlar var, geçici işçi var, kamu sözleşmeleri var. Bir de yok, bir yıla düşsün. Bunu kabul edilir bir tarafı yok. Öte yandan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu sokak atık toplayıcıları ve ailelerine iftar verdi. Türk işin çarşısından güvenliğine herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Türk İş'e bağlı Yol İş, Harp İş, Kop İş, Şeker İş, Güvenlik İş ve Teksif Sendikalarının genel başkanları katıldı. İşte bu masada gazeteci, sendikacı, atık toplayan kardeşlerimiz var. Geleneksel hale getirilen iftar buluşmalarında kıdem tazminatı da gündemdeydi. Türkiye'ye baktığınız zaman da 500 bin kalta atık toplayıcısı var. Bunların tamamının sıkıntısı var, tamamının problemi var. Ki bunlar sosyal güvenceden yoksun. Şimdi biz Türkiye'de şu anda mücadele ediyoruz. Bu akşam bunun yeri değil ama diyoruz ki kıdem tazminatımıza dokunmayın. Yani yeteri kadar sıkıntımız var. Bunları ülke gündemine taşımayın. İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nin İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlanacağı iddiası hastane çalışanları tarafından protesto edildi. Sağlık Bakanlığı bu yönde alınmış bir karar olmadığını açıklayınca eylem sona erdi. Yani kapanmışsın kızım burası. İddialara tepki gösterdiler, günlerce seslerini duyurmaya çalıştılar. Tek başına böyle bu isim gitmeli. Rica ediyorum Sağlık Bakanlığı, lütfen hastaların sesini duyun. İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlanacağı iddiaları tepkilere neden oldu. Bütün hastanelerin başında gelecek bir hastanedir diyebilirim. Ve kapanmasını istemiyoruz efendim. 70 yıldır hizmet veren hastane için sevindirici haber geldi. Bakanlık iddiaları yalanladı. Bakanlığımızca bu yönde alınmış bir karar bulunmamaktadır açıklaması yaptı. Haberi hastane çalışanları okudu. Bu tahsis girişime dur diyen bakanlığımız başta olmak üzere tüm destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Buradaki kurumsal kimliğinin kalacağını söyleniyor ama kurumsal kimliğinin kalması denen bir şey söz konusu olmayacaktı. Sadece Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin tabelası kalmış olacaktı. Ben de buradan emekli bir hemşireyim. Onun için buradayım. Yani buranın dokusunu bozulmasını asla istemiyoruz. Hastane çalışanlarının bakanlıktan bir talebi daha var. Şu anda başhekimimiz vekaleten yürütülüyor. 9 aydır yürütülüyordu. Zaten geldiğimiz noktadaki sıkıntı da buradan doğdu. Vekaleten yürütülmemesi ve buraya asil atanması gerekli olan bir başhekimin atanmasını acilen istiyoruz. Yedikule 350 yatağıyla Avrupa yakasında yataklı hizmet veren tek ve en önemli göğüs hastalıkları hastanesi olma özelliği de taşıyor. Şimdi buradan başka bir yere taşınması şeklinde değil de buranın tamamen yok edilmesi şeklinde bir karardı. Bu karardan geri dönülmesi tabii ki bizleri mutlu etti. Bu 70 senelik bir hastane ve bu hastanenin daha iyi hastalara hizmet verebilmesi adına çok daha güzelleştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Evet. 10-16 Mayıs tarihleri engelliler haftası olarak kabul ediliyor. Erişilebilirlikten yaşam alanlarına pek çok sorunla mücadele eden engelliler maddi sorunlarla da baş etmek zorunda. Talepleri ise mağduriyetlerin giderilmesi için kanunların yeniden düzenlenmesi. Türkiye'de 10-16 Mayıs tarihleri Dünya Engelliler Haftası olarak kabul ediliyor. Ayaklarımız üstünde durmak istiyoruz. Engelli vatandaşlarla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla bu tarihler arasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Çalışma hakkımız engellenemez. Engelliler Konfederasyonu da Dünya Engelliler Haftası ile ilgili olarak etkinlik düzenledi. Engelli bireyin kendi gelirinin esas alınmasını istiyoruz.
Etkinlikte gör gözet, duy duyur, anla anlat, hatırla hatırlat dövizleri taşındı. Ben engelli bir vatandaşım. Günlük 20 liraya çalışıyorum ben bir senedir. Yani engelli vatandaşları toplum içinden dışlamasınlar, daha çok duyarlı davransınlar. Engelliler Konfederasyonu Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında açıklamayı Konfederasyon Başkanı Avukat Turhan İçili yaptı. 2022 sayılı yasa artık engellilerin gereksinimini karşılamayacak kadar daralmış, daraltılmış bir yasa haline gelmiştir. İçli 2022 ve 2828 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasını talep etti. Bu yasanın yenilenmesi ve engellilere yönelik bir tazminat yasasına dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Turhan İçli, kanunlarda değişiklik içeren taleplerini önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını da söyledi. Bu amaçla da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Amerika'nın ambargosu kapsamında Tüpraş'ın İran'dan petrol alımını durdurduğu iddialarını değerlendiren eski sanayi genel müdürü Bülent Esinoğlu, İran'dan bir varil petrolün 58 dolara alındığını belirtti. Başka bir ülkeden alınacak petrolün daha pahalıya mal olacağını vurgulayan Esinoğlu, Tüpraş'ın kamulaştırılması konusunda da önemli uyarılar yaptı. Bu ambargo esas itibariyle İran'a konulmadı, Türkiye'ye konuldu. Amerika'nın İran ambargosu kapsamında muafiyet uygulamasını sona erdirmesi Türk ekonomisini doğrudan etkiliyor. İddialara göre Tüpraş yaptırımlarla karşılaşmamak için İran'dan petrol alımını durdurdu. Muaf tutulmuş olmamıza rağmen Tüpraş alımları yavaş yavaş kıstı. En son %15'e düşürdü. En sonunda da bakıma giriyorum deyip sıfırladı. Yani eski sanayi genel müdürü Bülent Esinoğlu, Tüpraş iddiaları ulusal kanala değerlendirdi. Bildiğim kadarıyla 58 dolardan alıyoruz. Şimdi şu anda 70 dolar civarında, 68-69 dolar civarında piyasada petrol. Tüpraş rafinerisi İran petrolüne göre inşa edilmiş olduğu için bu başka yerden gelen petrolü yeniden kullanılır hale getirmek için yeni kimyasallar katmak gerekiyor ve işletme masrafları daha yüksek olduğu için daha pahalıya üretiliyor. İran'dan alınacak petrolle kar elde etmenin mümkün olduğunu belirten Esinoğlu, Tüpraş'ın kamulaştırılması gerektiğini de vurguladı. Ve geçen sene petrol alımlarını, İran'dan petrol alımları azaltıldığı için 375 milyon lira zarar etti Tüpraş. Devletin elindeyken biz İran'dan petrol alırdık. Fazla da petrol alırdık. 6 milyar dolar da rafine ettikten sonra satardık. Dolayısıyla petrol üzerinden karımız olurdu. Devlet eliyle İran'dan petrol alımına devam edilmesi gerekiyor. Esinoğlu, İran'dan petrol almamanın ekonomik olumsuzluklarının yanı sıra siyasi yansımalarını da yorumladı. Astana birlikteliğine dikkat çekti. Astana sürecinin bu durumdan çok olumsuz etkileneceği kanaatindeyim. Çünkü biz Suriye'nin kuzeyinde bir kendi güvenliğimiz için İran, Rusya ile bir işbirliğine gittik. Hem de uluslararası ilişkiler açısından Amerika'nın her dediğini yapmak mecburiyetinde olmadığımız konusunda bir o irade ortaya koymak için gerekli diye düşünüyorum. İran'ın son dönemdeki adımlarını tehditkar şeklinde nitelendiren Amerikan Başkanı Donald Trump bir yandan Tahran'ı tehdit etti. Bir yandan da beni arasınlar diyerek yeni nükleer anlaşma için İran'la görüşmeye açık kapı bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın son dönemdeki adımlarını tehditkar olarak nitelendirdi. Trump bir yandan üstü kapalı olarak Tahran'ı tehdit etti, diğer yandan yeni bir nükleer anlaşma için İran'ı masaya davet etti. İran çok tehditkar davranıyor diyen Trump, ülkemizi koruyacak tedbirleri almamız lazım ifadelerini kullandı. Amerika ile İran arasında askeri karşılaşma ihtimali üzerinde duran Trump, bunu her zaman söyleyebilirsiniz, umarım öyle bir şey olmayacaktır dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediklerini söyleyen Amerikan Başkanı, diyalog kapısını da kapatmadı. Trump, beni arasınlar, oturup konuşalım teklifinde bulundu. Amerika ticaret savaşlarını tırmandırıyor. Çin'in tüm yapıcı hamlelerine rağmen Amerika bu ülkenin mallarına uygulanan gümrük tarifelerini artırdı. Dahası Washington yönetiminin bu adımı
Çin'le ticaret görüşmelerinin devam ettiği bir süreçte geldi. Kararı derin üzüntüyle karşıladıklarını duyuran Çin Ticaret Bakanlığı, gerekli karşı tedbirlerin alınacağını açıkladı. Amerika, 200 milyar dolarlık Çin ürününe %10 olarak uygulanan gümrük vergisini %25'e yükseltti. Washington cephesi, Çin heyetiyle olan görüşmelerde çok az ilerleme kaydedildiğini kaydetti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerika ile Çin arasında ticaret görüşmelerinin sürdürüleceği belirtildi. Çin Ticaret Bakanlığı ise gümrük vergisi kararından üzüntü duyduğunu ve Amerika'nın kendilerini karşılık vermeye zorladığını belirtti. Bakanlık açıklamasında bundan derin üzüntü duyuyoruz, gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız ifadeleri kullanıldı. Çin ve Amerika'nın ticaret müzakerelerinin 11.si devam ediyor. Amerika saldırgan tavrını sürdürürken Çin yapıcı adımlarla gerilim konusunda uyarıyor. Son müzakere için Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ülkesinden samimiyetle geldiğini belirterek tarifeler sadece iki ülkeye değil herkese zarar verir değerlendirmesinde bulundu. Aydın'da Atatürkçü Düşünce Topluluğu 19 Mayıs'ın 100. yılında Milli Mücadele konulu konferans düzenledi. Konferansta konuşan doçent doktor Atakan Hatipoğlu 19 Mayıs'ın önemini anlattı. 19 Mayıs'ın anlamı nedir? Adnan Menderes Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu'nun konferansına ev sahipliği yaptı. Milli Mücadele konulu bir konferans düzenlendi. 19 Mayıs'ın anlamı sistemden çıkıştır. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Atakan Hatipoğlu konuşma yaptı. Katılım yoğun oldu. Ve onu ileride... Aynı zamanda aydınlık yazarı olan Hatipoğlu 19 Mayıs'ın önemini, anlamını anlattı. 19 Mayıs bir vapura binmek, bir askeri harekat başlatmak değil, Türkiye'yi uluslararası ilişkiler sistemi içindeki yerine, doğru yerine oturtmak, tam bağımsız kalma iradesinin adı. Sistemin içinde kalarak kalkınabilmiş bir ülke yoktur. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Türkiye'yi bekleyen büyük bir tehlikeyi de benzetmeyle açıkladı Hatipoğlu. Bugün 100. yılında Türkiye yavaş yavaş kendi 15 Mayıs'ına doğru gitmektedir. 15 Mayıs'ta İzmir işgal edilmişti, değil mi? Eğer emperyalizm yeryüzünde Atatürk'ün özlemi gibi mah ve nabut olmazsa 200. yılında da biz hala burada tam bağımsızlık iradesini diri tutmak için konuşmaya devam edeceğiz. Adnan Menderes Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı İrayda Begüm Bay da tüm gençleri 100. yıl yürüyüşüne davet etti. Mustafa Kemal'in de dediği gibi iş cepheyi güçlendirebilmek, kuvvetlendirebilmek adına bizler de bu 19 Mayıs'ın 100. yılında Atatürkçü Düşünce Topluluğu olarak İstanbul'da düzenlenecek olan yürüyüşe gidiyoruz. Sizlerin de hepinize oraya gelmenizi Çin davet ediyoruz. Çevre Mühendisler Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Türkiye gelişmiş ülkelerin çöplüğü haline geliyor uyarısında bulundu. İngiltere ve Amerika'dan ithal edilen atıklarda artış olduğuna dikkat çeken Bozoğlu, bu ithal atıkların içinde tehlikeli atıklar olduğuna dair endişelerimiz var diye konuştu. Türkiye'nin çok önemli bir problemi şu anda ithal atık mevzusu. Geri dönüşüm ve ham madde yetersizliği Türkiye'nin Avrupa ülkelerinden atık ithalatını arttırdı. Şu anda İngiltere'den, Avrupa'dan ve Amerika'dan geçmiş yıllara göre daha da artarak ithal atıkların geldiğini görüyoruz. Buna göre Türkiye yılın ilk 3 ayında sadece İngiltere'den 27 bin ton çöp ithal etti. Bunlar istatistik verilerde de net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ancak uzmanlar bu durumdan endişeli. Dolayısıyla bu ithal atıkların içerisinde de zaman zaman kontaminasyona uğramış tehlikeli atık niteliği olabilecek atıkların olduğuna dair endişelerimiz var. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Türkiye gelişmiş ülkelerin çöplüğü haline geliyor uyarısı yaptı. Gelen bu atıkların bir kısmı ne yazık ki bizim çöp depolama alanlarımızı doldurmakla bizi riske atıyor ve ülkemizin gelişmiş ülkelerin çöplüğü haline gelme riskini doğuruyor. Dolayısıyla burada sıfır atık kavramını bir avantaja çevirip ithal atık mevzusunu da düzenleyen
engelleyen, bu konuda kısıtlama getiren, denetimi yapan bir yaklaşım uygulamamız lazım ve hiç vakit kaybetmeden, bugünden tezi yok, bu konuda Çevre Bakanlığı harekete geçmesi gerekiyor. Ulusal kanala konuşan Bozoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sıkı denetim çağrısı yaptı. Bu konuda mutlaka Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın gümrüklerde sıkı denetimler yapması ve kısıtlamalar getirmesine ihtiyacımız var. Üzücü bir haber var sırada. Bingöl'de iki genç kız düştükleri Çapakçur deresinde boğuldu. Hayatını kaybedenlerin Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Hatun Barçağla Elif Yılmaz olduğu tespit edildi. Bingöl'de iki kız boğularak hayatını kaybetti. Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Hatun Barçağla Elif Yılmaz, Çapaçur Deresi kenarında suyla oynuyorlardı. Üçüncü bir arkadaşın onları videoya kaydettiği sırada dengelerini kaybederek akıntıya kapıldıkları iddia edildi. Genç kızların cansız bedenleri otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kış mevsiminin soğuğunda ahırlarda beslenen küçükbaş hayvanlar ilkbaharın gelmesiyle meralara sürüldü. Yaklaşık 23 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu ovacıkta çobanların zorlu mesaisi de başladı. Çevre il ve ilçelerden ovacığa giden gençler ailelerinden uzakta çobanlık yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ağlarda beslenen koyunlar ilkbaharda havaların ısınmasıyla meralara çıkarıldı. Çevre il ve ilçelerden gelen gençler yaklaşık 23 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu ovacıkta çobanlık yapıyor. Ekmek parası için uzun süre ailelerinden uzak kalan çobanlar günün erken saatlerinde koyunları ağlarından çıkararak meraların yolunu tutuyor. Soğuk, yağmur demeden gün boyu sürüyle ilgilenen çobanlar güneşin batışıyla geri getirdikleri koyunların sağımlarını da yapıyor. Baharda köylerde otlattıkları sürüleri yazın Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerine çıkaracak olan çobanlar aylık 2000 ila 6000 lira arasında maaş alıyor. Manisa'da ilginç bir hırsızlık yaşandı. Bir erik bahçesine giren hırsızlar tüm ürünü toplayıp kayıplara karıştı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bahçesinde yetiştirdiği eriklerin toplandığını gören üretici Ahmet Gönenç polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı. Bir yıl boyunca erik ağaçlarına gözü gibi baktığını söyleyen Ahmet Gönenç, "Bu bahçe bizim gelir kapımızdı. Emeklerimizi çalıp götürdüler." dedi. Tamam abi, tamam. Yaz aylarında kuruyor, kış aylarında donuyor. Bahar aylarındaysa eriyen karların nedeniyle coşup görsel bir şölen sunuyor. Bingöl'deki Çırçır Şelalesi doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Anlatmaya gerek yok, görünüyor zaten. Bingöl'de Deşt Yaylası'ndaki kar suyunun baharda eriyerek 50 metre yükseklikten akmasıyla oluşan Çırçır Şelalesi kartpostallık bir manzara oluşturuyor. Yaz aylarında kuruyup kış aylarında donduğu için Çırçır Şelalesi yılda sadece 2 ay görülebiliyor. Bu manzarayı Nisan-Mayıs ayları haricinde göremezsiniz. Süt gibi bembeyaz. Çırçır Şelalesi kent gürültüsü ve iş stresinden uzaklaşmak isteyenlere de adeta sığınacak liman oluyor. Muhteşem bir görüntüsü var. Bu Nisan ve Mayıs aylarında herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz. Burada piknik yapmaya, güzel, bol oksijen almaya davet ediyorum. Doğayı görsünler, güzelliğini görsünler. Buranın temiz suyunu, havasını teneffüs etsinler. Bu güzel görüntüyle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, hayırlı iftarlar.